Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Uzun süredir planladığım Assos seyahatini gerçekleştirdim. Akşam o kadar yorgun bir yolculuk geçirdim ki ne video çekebildim ne 2 dakika durabildim. İş çıkışı başlayan yolculuk serüvenim gece son buldu. Bakalım, birkaç gün buralardayım. Hobby Outback ile beraber yollara düşeceğim. Şansımızı deneyeceğiz bu güzel ortamda. Bakalım, herkese rast gelsin. Tabii günaydın. Günaydın. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? İyidir, teşekkürler. İyi, hoş geldin. Havayı da nasıl güzel buldun. Evet, sezonu yine beraber açtık. Evet, çok güzel oldu valla. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Didemciğim günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Bırak artık çalışmaya. Çalışılacak yer burası değil ya. Ne yapalım? Ekmek parası. İzle olmayan Junior'ların yapacak başka bir şey değil mi? Vay arkadaş, Junior'ların genel sıkıntısı. Evet. Çalışmak. Neyse, çalış çalış, güzel güzel. Gidelim kuralım bakalım. Railblazer'ın SeaTac tekerleğini aldım. Tek başıma taşıdığım için düzgün bir tekerleğe ihtiyacım vardı. Hakikaten övüldüğü kadar varmış. Evet, fiyatlar birazcık yüksek ama işimi görüyor. Yani tek başıma şu tekerlerle kum, çakıl, taş her yerde getirip götürüyorum. Kendi gergi ipi çok sağlam. Hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Şimdi göreceksiniz, zaten sahile kadar yanaştıracağım. Sahilin kenarında yükleyeyim ki ağır şekilde kanoya fazla yük bindirmeyeyim taşırken. Tek başıma dedim. Evet. Şöyle kendime güzel bir çıkış alanı belirleyeyim. Mesela tam şu merdivenlerin karşısı. Lawrence Elite PS7. Hayırlı olsun bakalım. İlk defa suya çıkacağım. Ayna da aşağıda şu an gömülü. Airmar'ın aynası. Değişik bir sisteme dönüyoruz. Bakalım. Evet, Assos'ta açıldım. Şu an Lawrence ilk defa kullanıyorum. Airmar aynayla. Bakalım. Birkaç ufak tefek şeyler yazdırdım ama sayı rubber'la başladım. Hafıza kartını almayı unutmuşum yanım, o yüzden konumları kaydedemiyorum. Diğer konumlarım da eski cihazda kaldı. Şu an sıfırdan mera keşfi yapıyorum gibi. Ama tabii ki kafamda belli noktalar var. 3 aşağı 5 yukarı kerterizlerden. Bakalım, rast gelsin. Umarım bir şeyler denk getiririm ya. Güzel bir bayram şekeri olur benim için. Hem yeni cihaz, Hobby Outback, hem yeni Blue Lawrence'la beraber. Güzel bir balık. Yakışır. Rast gelsin bakalım. Ve tabii ki telefon çalıyor. Efendim Didoş. Murat yok ya. Yapma be. Hafıza kartı, evet. Tüh. Neyse ya, tüh. Unuttum. Peki Didoş, yapacak bir şey yok ya. Tamam kardeşim. Ne yapacağız peki?
Ya yapacak bir şey yok. Ya böyle gözüne bir yer takılırsa yine market büyük falan normalde oluyor hepsinde aslında büyük market. Yani takılırsa alır, olmazsa yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Evet, Kuzey Ege'nin meşhur öğle havası tabii ki yükseldi. Tam şöyle keyif yapalım derken yükseldi. Hava bayağı sert. Bu arada Outback bayağı stabil. Hani merak edenler varsa ne kadar düzgün diye, inşallah devrilmem bunu söylerken ama oldukça güzel. Evet aldım. Ne aldım acaba? Hiç fikrim yok. Bakalım. Kafa falan da atmıyor. Şimdi biraz atmaya başladı. Yakışıklı bir mercan. Trakonya geliyor, Trakonya. Artık ezberledik hangisi hangisi. Çek babam çek, çek babam çek. Oh. Kiloluk be. Nasıl biliyorum yakışıklıyı? Thank you.
Hadi görüşürüz. Hop. Bu. Takonya bildiğiniz gibi çok zehirli bir balık. Bunda maşallah var. Hakikaten yaklaşık 1-1,5 kilo civarı geldi. 1,5 kilo civarı. Şunu görüyorsunuz şöyle. Bir de şu arkada şurada var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden öncelikle dikenlerini alacağım. Üstteki, sonra yandaki dikenleri alacağım. Sonra da alttaki yüzgeçleri alacağım. Tek tek temizleyeceğim. Evet, böyle sırtı çıktı. Kestim. Aynı şeyi. Soğuk değil. Uğur abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın, iyisin? Sağ ol Muratçım, sen nasılsın? Tüttürüyorsun ocağı. Evet hocam. Geçen sene bir bana kilitlediler, ondan sonra bende kaldım iş. Mangalcı ben oldum. Daha öncesi yok. Abi kolay gelsin. Oo, ateşimiz yanmış. Hatta videosu çekecektim, unuttum. Ya uf, çekirdekleri içine düştü ya. Bir şey olmaz. Hey maşallah, güzel güzel. Süper. Evet, soframızı hazırladılar. Oo, mis. Hepsi telefonu düşmüş. Hepsini karnına acıkmıyor. Köftelerimiz yanacak. Savaşın. Ama karşında bir şey olmasın abi. Çatlak yumurtayı seçtim. Ne var karşında? Valla getir götür içecekleri yaparsın bugün. Kaybedersen. Tamam. Anlaştık tamam, mı? Anlaştık. Hadi sen mi? Ben mi vuruyorum? Sen mi vuruyorsun? Sen zaten kırık seçmişsin. Baştan kaybettin.
Öyle yok. Fear. Ooo çok fena. Hadi vur bakalım. Öyle yok. Evet. Şimdi seninkini çatlatırsam içecekleri falan istediğim kadar getiriyoruz. Aynen, gün boyunca. Tamam. Servis free. Okey. Getir getir. Şu ya, üzgün. Çöktüm ya. Bir saniye bak. Ya çok güveniyordum yumurtama. Bir şey söyleyeyim, sen her seferinde kaybediyorsun. Nasıl hala güveniyorsun ya? Her seferinde daha ya, bir kere kazanmadın ya. Güzel gözüküyor. Ya bir kere daha kazanamadın ya. Keşke şey çatlak olanı söyleseydin. Oraya geliyor. Hı. Yok sevgi istiyor. Sevgi arsızlık. Sevgi bak. Oğlum sen sevgi mi istiyorsun? Sen sevgi mi istiyorsun ne? Şey sevgi mi istiyor? Elleri kirlendi. Senin yüzünden elleri kirlendi. Sen arsız mısın? He? Ben gerçekten çıkıyorum. Emekçiler çalışıyor, yatanlar yatıyor, balıkçılar hala çıkacak köpekler inşallah. Akşama oldu. Doğru çıkacağım inşallah. Hazırla bitmedi takımlar be. Hadi bakalım. Oh. Hadi Allah'ım bana güç ver. Daha su yumurtama. Ama belliydi bak. Ama en sivri olanı seçtim. Ama çok evet. Sen ilk seçtin değil mi? Hayır. Tabii ki. Sen seçtin. Ya. Sen keko gibi gittin. Senin yüzünden. Aa, çatlayanı seçtim. Onu hatta değiştirdim. Keşke onu değiştirmeseydim. Onu seçmiştim normalde. Biz kaybetmeye mahkum muyuz kardeşim? Bakalım hadi şey rast gelsin. Bayram diyelim. Şekerlerini toplayıp geliyorum. Teşekkür hadi ederim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Evet, avımı sonlandırdım. Kampın da sonuna geldik. Acayip yoruldum. Sabah 6.45'ten beri sudayım. Saat de 12'ye gelmiş neredeyse. Git gel, git gel, git gel. Rüzgar, dalga falan derken şimdi o çok güzel oldu ama artık bitirdim. Çok güzel bir tane ribalık kaçırdım. Tutacağım dedim ama kaçırdım. Sonra denedim, olmadı. Muhtemelen sinir etti. Neyse, rastgele bakalım bir sonraki seferlere kısmetse. Şimdi gireyim, üstüm başımı çıkarayım. Malzemelerin hepsi yıkanacak. Tüm sahteler, takımlar. Ondan sonra toplanacağım, aracı yerleştireceğim. Bir şeyler atıştırırım. Oradan da çıkarım. Bir ihtimal balıkları yapma durumumuz olabilir. Yaparsam onu da çekeceğim. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Asos'tan herkese selamlar. Bir keyif yapalım. Böyle. Bak şimdi. Görüyor musun? İşte bunlar adamı öttürür. Bir tane burada. Açacağım şimdi en son. Şu kadrajda kaldı. Çok kaygan olduğu için balık mecbur bir şeyle tutmamız gerekiyor. Abi merhabalar. Efendim merhaba. Nasılsınız? İyidir abi. Gel malzemeler burada. Vay vay, yeşillikler. Ondan sonra kuyruğu dikenmiş. Eyvah eyvah. Şeyler. Abi süper ya Trakonya'da. Evet. Nasıl beklentin? Valla beklentim çok güzel abi. Trakonya bence çok iyi çıkacak. Mis. Mercanlar da onlar burada. Onlar mercanlar. Allah'ım. Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Eşirenin de tutanım da. Evet.